Pinhani var. Ondan sonra Şebnem Ferah var. Gibi yani birçok programa katılan sanatçılar da var. Türkiye'deki müzikseverler bilir. Rock'n'Coke Festivali düzenlenir. Büyükçekmece'de her senede. Türkiye'de her yerde var. İşte öyle bir alan Kıbrıs'ta yoktu. Şimdi burası ilk olan, olacak. Tabii tabii. Park Nearest olarak düzenleniyor. 150 bin kişi kapasiteli, 200 bin kişi kapasiteli bir alan. Ve bunun içerisinde her şey düşünülmüş. Ağaçlandırmasına kadar. Tuvaletlerine kadar, çadır yerleri, ağaçları, devasa sahnesi. Ne bileyim giriş çıkışlar güvenli. Hı hı. Onu her şeyi, yangın söndürme merkezi, idari merkezi, binası her şeyi mevcut. Yani şu anda Türkiye'de benim işte arkadaşlarım mesela aman Hüseyin bu gerçek mi? Böyle bir şey var mı? Evet diyorum ücretsiz. Hatta otel bile hani otelde, hı hı, otelde de kalabilirsiniz. Ama konser alanına gelirseniz uyku tulumuyla gelin. Mekan bravo, müsait. Her şey müsait. Türkiye'de Deep Purple konser veriyor olsa ki vermiştir. Hı hı. Bugünkü şartlarda minimum 300 lira bir konser ücreti. Diyorum ki o konser parasını uçağa veriyorsun. Al, doğru doğru doğru. Gidiş geliş hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görme imkanı buluyorsun. Hem de bir hafta boyunca şenliklerde, şölenlerde festivalin içerisindesin. Yani hem ekonomik katkısı var. Tabii tabii tabii. Hem tabii, turizm açısından katkısı var. Tabii tabii. Bir de eğitim açısından. Tabii. Düşünün ki Türkiye'den liseli öğrenciler gelecek, hayranları. Yakın doğuyu görecekler. Farklı bir üniversite. Evet. Belki de gelecek kaydını yaptıracak yaz sonunda. Ya o muhakkak tabii ki de amaç zaten orada amaç o amaçlanmıyor ama. Hayır hani, eğitim adası diyoruz ya Kıbrıs'a. Eğitim adasının gelişimi için de çok önemli. Gazete manşetlerine bakıyorum neler yapılmış diye. İşte Deep Purple Kıbrıs'a 40 yıl içerisinde damgasını vuracak. İşte yakın üniversitesi sınırlarını açtı. Ne bileyim İngiltere'de bir gazete Deep Purple adayı birleştirmeye gidiyor. Benim çok hoşuma gitti o başlık. Evet yani bu tarz başlıklar var. Hakikaten çok önemli, olumlu. Hatta Güney Kıbrıs'ın ben basını da takip ediyorum şimdi. Orada yapılan yorumlar, haber var. İşte diyor ki basın toplantısı yaptı. Deep Purple geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Bu kadar bütçe ayrılmış. Adamlar işte Park Nearest diye bir alan yapmışlar. Burada festivallerini yapacaklar. Çadırını isteyen çadırda kalacak. Tulumunu al gel diyorlar. Siyaset artık bir kenara bırakın. Yorumcular diyorlar ki her şeyi bırakın bir kenara. Müzik dinleyelim. Aynen öyle. Bunu Rum'u da yazmış, Türk'ü de yazmış, İngiliz'i de yazmış. Budur işte olay. Yani önemli olan bu işte birleştirici yönü. Ha, yakın üniversitesi bunu yaparken aman işte biz Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle müzakere yapıyoruz. Böyle bir şey yapalım da katkımız olsunla değil. Onlar tamamen evrensel düşündükleri için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne artık bu tip organizasyonların yapılabileceğinin kanıtını göstermek için yapıyorlar zaten. Ya. Ve biz yakın üniversitesi olarak diyorlar 25. yılımızı kutluyoruz. Her şeyi bir kenara bırakın. Her zaman diyoruz ya insanlar bahanelerin arkasına saklanıyor. Ambargo var, ambargo var. İşte ambargo olan bir ülkeye dünyaca ünlü bir grubu getirebiliyorsunuz değil mi, evet, istediğiniz zaman? Yani şu işte önemli 25. yıl etkinliklerimize biz getiriyoruz bunu. Çok biz güzel. Halkımızda bütünleşen bir üniversiteyiz. Bizim sınır kapılarımız yok. Hı hı. Nizamiyemiz yok. Herkes istediği yerden üniversiteye girebiliyor. Halk da bütünleşmiş bir üniversitedir. Ve bu konseri de yine biz hep beraber keyifle çadırlarımız yan yana, uyku tulumlarımız yan yana beraber izleyeceğiz, sohbet edeceğiz ve bir birliktelik sağlayacağız. Yani verilen mesaj bu. Hadi gelelim biraz daha ekonomik boyutuna. Vatandaşın cebinden para çıkmayacak. Ekonomist olan sensin. Estağfurullah. Vatandaşın cebinden para çıkmayacak, çıkmayacak. Ama evet. Suat Hoca, Suat Günsel gerçekten kesenin ağzını sonuna kadar açtı bu sefer. Evet. Yani 25. yıl şenlikleri için yıl boyunca yaklaşık 3 milyon liradan bahsediliyor. Evet. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. 3 bu trilyon yani eski parayla. 3 trilyon eski parayla. Evet. Bu para Kıbrıs ekonomisine kazandırılacak. Yeni insanlar istihdam edilecek. Değil mi? Her açıdan baktığınızda gelen kişi adımını attığı anda su alacak, yemek alacak, sandviç yiyecek. Tabii tabii tabii. Tabii. Yani Kıbrıs için çok büyük bir fırsat. Uçak şirketleri ile hatta biz şu anda ben... Sefer sayısı artırılacak. Sefer sayısı, charter seferler ekleniyor. Ve şey var, onu gördüm. Muhakkak erkenden biletlerinizi alın. Ya. Öyle bir uyarı var. Yani Deep Purple konserini izlemek isteyen izleyicilerin muhakkak konser için uçak biletlerini şimdiden ayırtması gerekiyor. Zaten çok az bir zaman kaldı. Evet, ne zamandı Mayıs'ın? 24 Mayıs. Ya. Yani final 24 Mayıs ama adaya 20'sinde gelirlerse, 19'unda gelirlerse zaten şölenin içinde bulacaklar kendilerini. Çok güzel bir etkinlik. Gerçekten tebrik ediyoruz emeği geçen herkese. Ekonomik boyutunu biraz daha istersen açalım mı? Açalım. Uçağa binecek. Uçak bileti ödeyecek. Uçak bileti ödeyecek. Havaalanına inecek. Otobüse binecek, Lefkoşa'ya gelecek, otobüs parası ödeyecek. Evet. Taksiye binecek, taksi parası ödeyecek. Bu adam